toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Mevlana Celaleddin Rumi, rahmetullahi aleyh, ezana hürmet. Bu büyük evliyayı çok seven bir Müslüman, ölüm hastalığına yakalandı bir zaman. İyice anlayınca vefat edeceğini, evladına şöylece yaptı vasiyetini. Ben ölürsem Mevlana kabrimde dursun biraz. Affım için Allah'a eylesin dua niyaz. Az sonra da bu kişi göçtü dar-ı bekaya. Verdiler bu haberi Hazreti Mevlana'ya. O da memnuniyetle teşrif etti kabrine. O zatın affı için dua etti Rabbine. Çocuklarından biri rüyada gördü onu. Hem cennette nimetler içinde olduğunu. Yanına yaklaşarak sordu ki, Hacı baba, sen bu yüksek makama nasıl vardın acaba? Dedi ki, ey evladım, pek yoktu ibadetim. Velakin velilere pek çoktu muhabbetim. Bilhassa Mevlana'yı seviyordum pek fazla. Ve kalben kendisine hayran idim ihlasla. Ben kabre girdiğimde, geldi münker ve nekir. Sorguya başladılar. Rabbin kim? Dinin nedir? Onlar bu sualleri sorarken kükreyerek, geldi o an çok güzel ve sevimli bir melek. Münker ile nekire dedi ki hemen sonra, lüzum yok bu kimseye böyle sual sormaya. Affetti Allah bunu Mevlana hürmetine. Siz suallerinizi sorun başka birine. Onlar da o meleğin sözünü dinleyerek ayrıldılar yanımdan, müsterih ol diyerek. O andan itibaren ben artık cennetteyim. İşte gördüğün gibi nimetler içindeyim. Mevlana Hazretleri ezanı işitince durur ve dinler idi büyük huşu içinde. Bu hususta kendisi nakletti bir hadise. Buyurdu, tanıyorum Belh şehrinde bir kimse. Her ne zaman ezanı işitseydi o kişi, her ne ki yapıyorsa bırakırdı o işi. Ve hemen diz üzeri oturup tam o saat dinler ve bittiğinde getirirdi salavat. Sonra da namaz için camiye gidiyordu. Namazı bir an olsun hiç geciktirmiyordu. Bu güzel adetini bozmamıştı hiç o zat. Nihayet işittik ki bu kimse etmiş vefat. Tabut eller üstünde gidiyordu ki birden okunmaya başladı ezan da minareden. Ne zaman ki müezzin okudu ilk tekbiri, tabut durdu havada, gitmedi hiç ileri. Hareketsiz bekledi ezan bitene kadar. Vaktaki ezan bitti, yürüdü yine tekrar. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Bilmem nideyim Allah Allah, aşkın elinden. Hay hay bilmem nideyim Allah Allah, aşkın elinden. Kande gideyim aşkın elinden. Kande gideyim
Muhammed sallallahu aleyke Ahmet sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmet. Meskenim dağlar Allah Allah, gözyaşım çağlar. Hay hay meskenim dağlar Allah Allah, gözyaşım çağlar. Durmaz kan ağlar aşkın elinden, durmaz kan ağlar aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmet sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmet. Varım vereyim Allah Allah kadre ereyim, hay hay varım vereyim Allah Allah kadre ereyim. Üryan olayım aşkın elinden, üryan olayım aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmet sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmet. Yunus'un sözü Allah Allah kül olmuş özü, hay hay Yunus'un sözü Allah Allah kül olmuş özü. Kanalar gözü aşkın elinden, kanalar gözü aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmet sallallahu ala Muhammed sallallahu sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi Ahmet sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi Ahmet sallallahu ala Muhammed sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmet sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmet sallallahu ala Muhammed. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ruhunu beslemeyen onu öldürür. İnsan vücudunu, bedenini, hastalanmaması, ölmemesi, sıhhatli kalması için besliyor, bunun için yemek yiyor, su içiyor. Bedenin beslenmesi gerektiği gibi ruhun da beslenmesi, gıda alması lazımdır. Çünkü insan hem ruh hem de cesetten meydana gelmiştir. Cesedini besleyen, ruhunu beslemeyen, ruhunu öldürür ve ruhunun katili olur. Nasıl kendini öldüren, intihar eden bedeninin katili olursa, ruhunu beslemeyen, ruhunun katili olur. Vücudunu beslemeyenin, gerekli gıdaları vermeyenin, geçici olan dünya hayatı sona erer, ama ruhunu beslemeyenin hayatıysa sonsuz kere ölmüş demektir. Yani ruhunu gıdasız bırakan kimse sonsuza kadar kendisini öldürmüş demektir. Birisi 60 senelik bir ömrün intiharı, diğeri ise sonsuz hayatın intiharı. İkisinin arasındaki fark ölçüye hesaba sığmaz. Kaldı ki ruhunu beslemeyip öldüren kimse ahirette zevki sefa içinde yaşayamayacağı gibi sonsuz azap içinde olacak ve ateşte yanacaktır. Bunun için ruhunu beslemeyip gerekli gıdaları vermeyerek ruhlarını katledenler ahirette felakete uğrayacaklardır. Peki ruhu öldürmemek için ne yapmak lazımdır?
Din büyükleri, İslam alimleri bunların cevaplarını ciltler dolusu kitaplar yazarak bildirmişlerdir. Ruhu öldürmemek için onu beslemek lazımdır. Sabah akşam yemek yiyerek gerekli gıdalar alınarak beden beslendiği gibi ruh da ona lazım olan gıdaları vererek beslenir. Ebu Bekri Verrak Hazretleri buyurdu ki, ruh hidayetle, imanla diri olur. Dalaletle, inkarla ölür. Temizlik ve saflıkla sıhhat bulur. Dünyaya meyletmek ve kararmakla hastalanır. Zikirle uyanır, gafletle uyur. Kalbin diriliğinin alameti, iyiliğe rağbet, kötülükten el çekmek ve hayırlı amel işlemek. Ölümü de bunların tersidir. Ruhun birinci gıdası imandır. İman olmazsa diğer amellerin, ibadetlerin bir faydası olmaz. İmandan sonra ruhun ikinci gıdası ise namazdır. Çünkü namaz dinin direğidir ve namazın dindeki yeri vücudun baştaki yeri gibidir. Zira hadis-i şerifte namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir buyurulmuştur. Bir vücutta baş varsa vücut hayatta. Eğer baş yoksa vücut hayatiyetini kaybetmiş demektir. Bunun gibi bir kimse namaz kılıyorsa dini var, namaz kılmıyorsa dini yok gibidir demektir. Ruhun üçüncü gıdasıysa emredilen diğer ibadetleri yapmak, haramlardan sakınmak, dini konuları müzakere etmek, sohbet etmek ve bütün tefsir, hadis, fıkıh, ilmihal kitaplarını okumaktır. Ruhun bu manevi gıdalara ihtiyacı vardır. Bu gıdalar verilmezse ruh ölür. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri buyurdu ki, bedenin sıhhati şu üç şeye bağlıdır. İyi gıda, vücutta bozuk zararlı bir madde bulunmaması ve zararlı şeylerden uzak durmak. Kalbin, ruhun sıhhati ise şunlara bağlıdır. Salih amel, kalbin ve ruhun gıdasıdır. Kin, kibir gibi kötü ahlaktan sakınmak, bunlar bedendeki bozuk maddeler gibidir. Ve günahlardan sakınmak. Zamanımızda insanlar hep maddi gıdalar üzerinde durmaktadır. Elbette bu da lazımdır. Fakat maddi gıdayı alamayan kimse eceli gelmişse açlıktan ölür. Eğer imanı varsa ebedi saadete kavuşur. Fakat ruhun gıdası verilmez ve ruh ölürse o zaman o kimseyi sonsuz bir felaket beklemektedir. Behaeddin Zekeriya Hazretleri, bedenin selameti, sıhhati az yemek, ruhun selameti, sıhhati günahları terk etmekle, dinin selameti, sıhhati ise Peygamber Efendimiz'e salat getirmektir buyurmuştur. Maddenin esir aldığı kimseler ruhun gıdasından bahsetmenin yalnız camilere ve oradaki görevlilere mahsus ve onların vazifesiymiş gibi zannediyorlar. Halbuki insan sadece et ve kemikten ibaret değildir. Her insanın ruhu vardır ve bunun da beslenmeye ihtiyacı vardır. Önceki asırlarda camiler birer medrese gibi inananlara hizmet vermekteydi. Herkes bilmedikleri meseleleri hoca efendilere sorar ve ruhlarının açlığını giderirlerdi. Camiler erken açılır, Kur'an-ı Kerim okunur, sohbetler yapılır, fıkıh kitapları okunurdu. Zünnun-ı Mısri Hazretleri sohbetlerinde buyuruyorlar ki, ruhun sıhhati az günah işlemekte, bedenin sıhhati ise az yemektedir. Hayatım roman. Sizlere hatıramı anlatmadan önce şöyle bir kendinize düşünmenizi istiyorum.
Sofraya oturmuşsunuz, yemektesiniz. Ama karnınız tıka basa dolduğu halde iştahınız kesilmemiş. Hala açsınız. Yedikçe yiyorsunuz ama doymuyorsunuz. Ne yapardınız? Allah kimseye böyle dert vermesin. Ne kadar zor olduğunu size anlatamam. Çünkü babamın rahmetli amcası bu hastalığa yakalanmıştı. Çocukluk yıllarımda büyük amcamın ne kadar bu kadar çok yediğini anlayamıyorum. Ancak yıllar geçtiğinde bu hastalığını fark etmiştim. Rahmetlinin vefatından birkaç gün sonra da dayanamayıp babama bunun sebebini sordum. Amcam köyde doğmuş büyümüş, sağlığı yerinde bir insandı Kerem. Herkes gibi o da bağında, bahçesinde, çiftinde, çubuğunda çalışır geçinirdi. Ama o illet yok mu, o illet? Ben de onu merak ediyorum ya baba. Nasıl yakalandı bu hastalığa? Hiç doktora götürmediniz mi? Ah, götürmez olur muyuz oğlum? Götürmez olur muyuz? Gitmediğimiz doktor, hastane kalmadı ama ne çare? Hiçbir doktor bu hastalığa çare bulmayı başaramadı. Yazık ya. Bana küçükken ne derdi biliyor musun baba? Ne derdi? Okuyun. Çok para kazanın. Bol paranız olsun da yemek yiyin derdi. Ah zavallı amcam. Ya. Sen yetişemedin Kerem. Son nefesini verirken bile açım ben. Neden bana yemek vermiyorsunuz diye bağırmıştı. Hala anlayamıyorum baba. Tıp bu kadar ilerlemişken amcamın bu hastalığına nasıl çare bulunamadı hala anlayamıyorum. Yoksa başka bir şey mi var? Ne gibi oğlum? Yani ne bileyim. Belki tıbbın da çare bulamayacağı. Yani ilahi bir şey. Nasıl yani? Yani sanki bir beddua etmiş gibi. Sanki ömrünün sonuna kadar karnın hiç doymasın denmiş gibi. Yoksa bir insan nasıl bu hale gelir baba? Tamam haklısın. Bak dinle o zaman. Uzun yıllar önceydi. Dedem hayattaydı o zaman ama bayağı yaşlıydı. Bizim yanımızda kalıyordu dedem. Köydeki evi bilirsin. Bilirim baba, evet. Hani bizim evin yanındaki tek oda bir ev daha var ya. İşte orada kalıyordu dedem. Hiç unutmam, bir Ramazan günüydü. Hepimiz oruçluyduk. İftar vakti de yaklaşmıştı. Bu amcamın evinden yemek kokuları gelmeye başladı. O günlerde amcamla dedemin arası pek iyi değildi. Nedense dedem ona bir konuda kırılmış, konuşmuyorlardı. Ama dedem hem yaşlılığın hem de orucun etkisiyle olsa gerek beni yanına çağırdı. Git de geline sor bakalım ne pişirmiş. Pek güzel koktu. Bana da bir tabak yollayıversin dedi. Ben de gidip amcamlara söyledim. Bu rahmetli amcam daha yengemin konuşmasına fırsat vermeden söyle ona yemek filan yok. Zehir zıkkım yesin dedi. Babası için. Kendi öz babası için. Ya evet o. Hepimiz çok üzülmüştük. Ne iştahımız kalmıştı ne de iftar tadımız. Ama asıl üzülen 90'ına merdiven dayamış dedemdi. Kırılmış, gücenmiş, gözlerinden sicim gibi yaşlar boşanmaya başlamıştı. Dudaklarından dökülen o sözleri benden başka duyan olmamıştı. Allah senin karnını hiçbir zaman doyurmasın oğlum diye inlemişti dedem. Yazık ya. İşte o günden sonra amcamın karnının doyduğunu hiç görmedik Kerem. Ben de dedemin söylediği o sözü şimdiye kadar kimseye söylemedim. Şimdi sen sordun diye anlattım. İşte amcamın karnının doymamasına sebep bu. Şimdi anladın mı? Şeyhimin illeri, uzaktır yolları, açılmış gülleri, dermeye kim gelir ya bu? Açılmış gülleri, dermeye kim gelir ya bu? Şeyhimin illeri,
mailimize devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet, hoş bulduk. Hocam, bir dinleyici biz geçenlerde nakletmiş olduğunuz bir konu vardı. İlim meclisi konusu vardı. Evet. Yayında söylemiştiniz ya. Ben de o sormuştum aslında ama dinleyicimiz şöyle soruyor konuyu biraz daha açmak için. Bu hocamın diyor naklettiği ilim meclisini bizim diyor bulmamız, bir hanım dinleyici herhalde bu. Çok zor diyor. Sizi dinlemek de diyor ilim meclisi olur mu? Olur tabii. O anda başka bir şeyle meşgul olmazsan, sadece orayı dinlersen, mesela televizyondaki huzura doğruyu dinliyorsan, ondan sonra ne bileyim İslam ve toplum dinliyorsan, Perşembe günü yayınlamış olduğumuz gönül pınarını dinliyorsan, ne anlatılıyor orada? Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında nakiller yapılıyor. Onları dinlediğin zaman ilim meclisinde oluyorsun tabii ki. Hatta mesela bu işi kavrayan ve bilen hanımlar da var. Mesela diyor ki, TGRT efendim diyor, İslam ve toplum programı dinle. Usta Bey, siz de aynı şekilde şahitsiniz. Senelerdir, 20 seneyi aştığım bir zamanda dinleyen dinleyicilerimizin, dikkat ederseniz mesela onlar bir yayına girip de soru sorduğu zaman bile soru şekilleri bile değişti. Altyapı oluştu. Ama hiç dinlemeyen veya böyle bir kitap okumayan, o da aynı şekilde bize yazıyla, maille soru soruyor. Diyor ki, gazetede diyor yazılarını okuyorum, hiç anlamıyorum. Çünkü mesela müekked sünnet diyorsun, toplumun kullanmıyor ki diyor. Toplumun kullandığı kelimeleri kullansanız diyor. Peki o müekked sünnet ilk defa duymuş, anlamıyorum diyor. Doğru, altyapı yok. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mubah, bunları duymadı. Ama sen TGRT FM'i dinleyince farz diyorsun, Allah'tan emrediyorsun, Peygamber'in hadis-i şerifte böyle bildirmiş, ayet-i kerimede böyle buyuruluyor, Ehl-i Sünnet alimlerinden İmam-ı Gazali Hazretleri bu konuda böyle buyuruyor, Hadika kitabında böyle yazıyor falan. Bunları duyuyorsun, diyorsun İmam-ı Gazali Hazretleri diye bir İslam alim varmış, İmam-ı Rabbani Hazretleri bir zat varmış. Onların isimleri sevgiyle, muhabbetle anıldığı zaman oraya rahmeti ilahi iner ve kalbi temiz olanlar da ondan istifade eder. Bu kesin, bu kesin. Dolayısıyla ilim meclisidir. İlim meclisi midir? Evet, ilim meclisidir. Hatta şimdi mesela pandemi sebebiyle bazıları işte şöyle internette bazı programlar var. Mesela biz de kullandık. O pandemi döneminde, sokağa çıkma yasağı döneminde biz de kullandık. Yani şimdi açık açık söylememizde bir mahsur yok. Ben İstanbul'un Beylikdüzü'nde, sen de İsparta'da, Torosların eteğinde veya üstünde neyse yayın yaptık. İkimiz de buraya bağlandık değil mi? Evet. Yayın yaptık. Yani gene şey yapılmadı. Hani diyeceksiniz konuyu nereye getireceksiniz? Ha diyelim ki bir araya gelinemiyor. Doğru. Yani Sağlık Bakanlığı da üst üste şey yapıyor falan. Bir sakınmamız gerekiyor, tedbir almamız gerekiyor. Mesafeyi korumamız, maske takmamız gerekiyor. Sen şimdi internetten o programı şey yaptın. Diyelim ki 10 arkadaş bağlandınız. Birisi kitap okuyor. Ne oldu? 10 ayrı evdesiniz ama. Hatta diyelim ki birisi Kars'tan bağlandı, birisi Bursa'dan bağlandı, birisi Balıkesir'den bağlandı, birisi Trabzon'dan bağlandı falan, neyse. Yani Türkiye'nin değişik vilayetlerinden ama aynı yerde siz kitap okuyorsunuz, o da dinliyor. Onlar da dinliyor. Ne oldu bu? Aynı ortamda değilsiniz. O da ilim meclisi oldu. Şartlara ve duruma göre. Çünkü ilim meclisinden murat Allah-u Teala'yı zikretmek, Allah-u Teala'yı anmak, Allah-u Teala'nın bildirdiklerini aynı şekilde anlatmak, okumak, Allah-u Teala'yı sevdiklerinden bahsetmek, Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam bahsetmek, onun buyurduklarından bahsetmek, dinin emir ve yasaklarından bahsetmek, burası ilim meclisi. Burası ilim meclisi. Aynı programlarla fısk meclisi de yapabilirsin. Bağlanırsın. Ben ut çalıyorum falan. Dinleyin. O da var değil mi? Bu alet ona da müsait, buna da müsait. İkisine de müsait. Hocam bir şarkı alalım senden falan diyorsun ben. Şey başlıyor musun? Siz de başlıyorsunuz. Milleti coşturan marşlar falan. Evet. Şeyi soracağım. Şimdi daha önce de anlatmıştınız yani Allah-u Teala işte Allah için toplanan bir grup olur. İşte hadis-i şerif. Oraya menfaati için, dünyalık bir şey için gidenler de istifade eder o işten. Şimdi bu da bu durum için de geçerli midir? Eğer geçerliyse bu işleri yapanlar, ne bileyim işte bu tür programı yapanların, buna vesile olanların, kitapları okuyan insanların, böyle meclis oluşturanların elini ayağını öpmesi lazım diğer insanların. Doğru söylüyorsun.
Ya şimdi diyorsun ki nereden biliyorsun falan. Ben Enver abiden duymuştum. Ben o zaman daha Milli Eğitim'de çalışıyordum. Ve o zamanlar gençtim de. Yani senin yaşından olan da daha gençtim yani. 30 yaşlardaydım. Bir Ramazan-ı Şerif'ti. Yani orada biz Balıkesir Mönen'deydik. 3-5 arkadaş işte bu Ehl-i Sünnet Alimleri kitaplarını alıyorduk. Dağıtıyorduk. Türkiye'nin her tarafında vardı böyle. Bu kitapları okuyup biz de hizmet edelim. Aşkıyla. Herkes kendi aralarında 3-5 kişi toplanıyor. Taksi tutuyorlar veya taksisi olan varsa benzin parası konuyor ona. Ortada şey yok, kar yok. Kitaplar zaten aynı şekilde merkezden gelirken maliyet fiyatına geliyor. Sadece masraflar konuyor üzerine. Sadece masraflar konuyor fiyatın üzerine. Her tarafa aynı şekilde dağıtıyorduk. Ve işte bir Ramazan-ı Şerif'ti. O Ramazan-ı Şerif'te 800 bin mine kitap dağıtılmış Türkiye genelinde. 800 bin. Çok büyük bir rakam. Büyük bir rakam. O zaman için. Daha büyük yani. Daha büyük bir rakam. Ya o günkü imkanlara göre. İmkanlara göre evet. Dağ, bayır, köy her tarafa gidiyorsun. O günkü imkanlara göre hani insan murad edince olurmuş, olmaz değil. Abdülhamit'in Cennet Mekan Hazretleri de katı yükleriyle ulaşmış köylere, mızrak değil mi, dağıtıyor her tarafa. Yani her asırda şartlara göre yani hizmet kapısı hep açık. İşte o zaman Emel abiler buyuruyorlar ki bu insanlar bizim ne yaptığımızı bilse, bu arkadaşlar ne yaptığını bilse bunlara derler ki ya siz işin işe falan gitmeyin. Hep bu hizmete devam edin. Ve bu arkadaşları kuz sütüyle beslerlerdi buyuruyorlar. Başlarının üstünde taşınır. Başlarının üstünde. Çünkü buyuruyorlar ki bu emir maruftur. Yani Allah-u Teala'nın dinini anlatmak ve yaymaktır. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın dinine hizmet edilen yere umumi bela gelmez. Ve bu arkadaşlar bu coğrafyada yaşayan insanlara umumi bela gelmesine mani oldular. Neyle? Emr-i maruf yaparak mani oldular. Dolayısıyla da onların onu baş tacı etmesi gerekir. Baş tacı etmesi gerekir. Hatta şeyde Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh diyelim ki bu kitaplara verilen para ecir, ücret. Ama bu kitapları dağıtan fakirdir, yatta gariptir. Onun yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini temin ediverdim. Bu da aynı şekilde buna dahil midir? Yani sevabı, ecri, ücreti dahildir diye cevap veriyorlar. Çünkü o işle meşgul. Mesela cihada atıyla gidiyor. Atıyla gittiği için ayrı bir ecir alıyor. Hadis-i şeriflerde de geçiyor. Kitaplarda yazılmış bunlar. Onun için de yani bunlar yapanlar hani onlar da şöyle düşünmesin. Ya biz neymişiz falan, öyle değil o. Sizi biz kurtarıyoruz ha bak falan. Öyle değil o. Onlar da aynı şekilde şükredecek. Allah-u Teala bizi böyle bir yerde istihdam etti diye şükretmesi lazım. Eshab-ı Kiram böyle yapıyordu. Allah-u Teala bizi Habibin arkadaş eyledi. Kendi dinini yaymak için bize aynı şekilde güç kuvvet ihsan etti. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun diye. Mesela Evliya-i Kiram'ın hayatlarını okuyoruz. Şimdi Mustafa Bey. Şaka değil ya. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri de açılıyor. Kutbül irşattan bahsediyorlar. Kutbül irşat. Bu bir tane olur ölüyor. Bir tane olur. Ve buyuruyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün aleme iman, hidayet, rüşt bunun vasıtasıyla gider. Allah böyle yaratıyor. Diyor ki seni vesile kıldım. Yani bu zat bütün yani tabir caizse ekran görüyor. Ekran görüyor. Hatta bir arkadaşım birisi böyle işte ben de evliya olsam kimseye bir şey vermem dediydi. Ben de güldüm. Niye gülüyorsun abi dedi. Yaşça küçük sizin insanlar. Niye gülüyorsun dedi abi dedi. İşte dedim evliya veren demektir dedi. Evliya alınca vermekten başka dedim şeyin olmadı. Bunu düşünemiyorsun yani. Yok dedim bu dedim sıfırlanıyor. Artisten silinip atılıyor. Evliya veren demektir. O kutbul irşat, iman, hidayet, rüşt onun vasıtasıyla geliyor. Bu demiyor ki şuna vereyim buna vereyim diyor. Bakıyor ya. Levh-i Mahfuz'a Allah-u Teala'nın iradesi ne tarafta? Ona göre aynı şekilde şey oluyor. Vasıta oluyor o işe. Kendi iradesi yok. Kendi iradesi yok. Her dönemde var değil mi? Her dönemde işte. Mürşid-i Kamil'i anlatırken de Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri neye benzetmiş yani? Neyden ses çıkmaz buyuruyor. Üfürürsen ses çıkar. Bu büyükler de kendilerini içi boş
bir hamuş olarak kabul ediyor. Allah-u Teala'dan geleni insanlara gönderiyorlar. Çünkü kim üflerse onun sesi çıkar. Onun sesi çıkar tabii, neyden? Fasık üflerse fasığın sesi çıkar. Ama alim veya da bir evliya üflerse o çıkar. Dolayısıyla konuyu açtı, tabureye kadar geldik de mesela orada da bahsettik. Bu imkanların hiçbirisini bulamadıysa ya yanında bir kitap bulunsun. İslam hala kitap bulunsun, kıyamet ahiret bulunsun. Hiçbir şey yoksa aç okunu ya. Oraya da rahmet iner. Bereket iner. Çünkü Hüseyin Efendi rahmetullahi teala ne? Özür dilerim efendim. Anlatırken buyuruyorlar ki efendim rabıtayı anlatıyorlar talebelerine. Anlatırken buyuruyorlar ki kardeşim buyuruyorlar. Rabıta için o kadar zorlamaya gerek yok buyuruyorlar. Mesela Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri hani sormuş bir talebesinin birisini. O zaman Fatih'teki evinde Kuleli askeri lisesine giderken işte ziyaretine gelmiş talebeleri. Orada evde anlatırken buyuruyorlar ki soruyorlar efendim işte rabıta deniyor. Ondan sonra işte hani bağlantıya geçiyorlarmış falan. Hiç cevap vermemişler. Ruhla bağlantı. Ruhla bağlantıya geçiyorlarmış falan. Yani o ben anlatandan dinledim. Ya dedi bir saat mi iki saat mi? Emel abi de bahsetmişti. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinden aynı şekilde anlatmışlar. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri böyle zattı, şöyle buyurdu, kitabında böyle buyuruyor. Anlatıyor. Arkasında buyuruyorlar ki kardeşim buyuruyorlar. Rabı da böyle yapılır. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin ruhu buradaydı buyuruyorlar. Ruhu buradaydı. Ondan sonra da izah ediyorlar. Rabıta için şey yapıyor. Onlara muhabbetle, sevgiyle onların hayatlarını okursan, kitaplarını okursan Cenab-ı Hak ruha o gücü vermiş. Allah-u Teala her zaman hazır ve nazırdır. Allah-u Teala'nın sevdikleri ise anıldığı, zikredildiği zaman, muhabbetle, sevgiyle zikredildiği zaman ruhlar orada hazır olur. Her zaman hazır nazır diyen de kafir olur buyuruyorlar. Çünkü mahluktur netice itibariyle onlar. O halika mahsus bir hususiyettir. Her zaman hazır ve nazırdır. Dolayısıyla böyle olur buyuruyorlar. O zaman sen de mektubatı açarsın. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitabını oku. Rabıta halindesin işte. Bağlantıya geçtin yani. Bağlantıya geçtin. Ve sen... Hatta Hüseyin Efendi rahmetullahi teala hep buyuruyorlar ve beraber de bize naklediyorlardı. Buyuruyorlar ki zorlamana gerek yok buyuruyorlar. Zorlamana gerek yok. Senin haberin bile olmaz. Senin kalbin İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin efendim işte 500 sene önce, 1000 sene, 10 bin sene önce de vefat etmiş olsa çünkü o kalp o ruhla beraber ruh ölmedi. Ruh bedeni terk edince biz ölüm diyoruz. Yoksa hayat esas ruhtadır. Cesedin ölümü. Dolayısıyla sen o kitabı okuyunca İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kalbiyle senin kalbin bağlantıya geçer. Senin haberin bile olmaz buyuruyorlar. Ve hangisi yüksek? İmam-ı Rabbani Hazretleri yüksekten alçağa aynı şekilde su akar. Orada da feyiz akmaya başlar. Dolayısıyla sen ne kadar çok bunla o kitapla meşgul olursan, o zatla şey yaparsan bir müddet sonra senin kalbindeki ondan sonra fısk, fücur ne varsa onlar karışmaya başlar, bulanır. Sonra yavaş yavaş temizlenir. Berrakların zemzem suyu haline gelir. O zaman senin önündeki perdeler de kalkar. Ve kalbine Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatın sevgisinin hepsi gider. Allah-u Teala'nın sevgisi girer. Ne oldun? Evliya oldun. Evliya deyince böyle havada uçması, bilinmeyenler bilmesi o değil ya. Kalbine Allah-u Teala'nın sevgisinin gelmesi, yerleşmesi. Hücrelerine varıncaya kadar artık Allah-u Teala'dan başka bir şey düşünmüyor. Öbür işlerini sebebe yapıştırmayı emrettiği için sebebe ne yapışıyor? Başka bir şey yok artık onda. Allah-u Teala sevgili kulu mu oldu? Sevgili kulu oldu. Peki efendim kendisi, bazısı kendisini bilmez buyuruyorlar. Dışarıdakiler de bilmez. Dışarıdaki bilsen olacak, bilmesen olacak. Ya Musa beni evliya etmem biliyor musun sen? Kimseye söylemem ama böyle dersin olmuyor. Evliya değil bu. Ama benim gibi dersen yani ben bu gizli evliyalardan biri olabilirim. Bana iyi bak. O zaman da mı olmuyor? O zaman da oluyor. O zaman... Ben kendimi bilmiyor olabilirim. Evet, kendini bilmiyor olabilirim. Ona göre davranıyorum. Onun için de hani bu dinleyicilerimiz efendim bizi işte o sohbette olurumuz oluruz. Efendim %100 mükatebe, Mısır mükaleme buyurmuşlar. Yarısı yani. Yarısı. O bile yarısı. O bile yarısı. Dolayısıyla yani bunlardan kesin fayda. Peki emri maruf işte yapılan yere umumi bela gelmez buyuruluyor ya. Başımıza bir sürü şey geliyor. Mesela Türkiye'de işte de yakın zamanda atıyorum bir sel felaketi oldu. Bir şehri aldı götürdü. Ondan sonra depremler oluyor. Virüs illeti var başımızda. Bunlar umumi bela değil mi? Değil. O bela surenin başına gelen gibidir. Ev var, tarla değil, vatan bile yok. Yok. Sığınacak bir yer yok.
Seni garanti edecek, koruyacak kimse de kalmıyor. Yok. Sefil, rezil. Aşağılık kimse oluyorsun. Nitekim Avrupa'ya giden o Suriye'den gidenlere, o kadınlara işte Avrupa askerler böyle para atıyor çevreye. Aha iyi diye biliyorum. Nelere katlanıyorlar bir tabii. Rezil ve sefil oluyorsun. Yunanistan'a gidebilmek için de sıkıntılar çekiyor adamlar orada. Paralarını alıyor, sırtındaki elbiseleri de alıp çıplak olarak ittiriveriyorlar falan. Öyle hakir ve zelil olursun. Hakir ve zelil olursun. Bu umumi beladır. Afganistan'ın başına indi. Ondan sonra şeye indi. Bosna Hersek'e indi. Sırplar saldırdı. Adamlar vatanlar şey yaptılar. Akıllar başlarına geldi. Toparladılar da kurtardılar paçayı. Ama Suriye'dekilerde bakıyorum buraya gelenlerde falan daha o aileyi göremedim bazılarında ben. Şu anda her yer Türkiye gibi olacak zannediyorlar. Evet öyle zannediyorlar. Ama önce şeye dönecekler. Söyleyiver. Allah-u Teala yüzlerini çevirecekler. Tövbe istiğfar edecekler. Biz yanlış yoldayız. Hala daha mesela la mezhep diyorlar. Sen la mezhep dersen yardım vardım da gelmez. La yardım. La yardım. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.